Geçtiğimiz gece gerçekleşen Game Awards ödül töreninde 9 adet oyunu duyma şansı yakaladık. Bunları ilk defa gördük. Böyle kanlı canlı böyle gözümüzün önünde geldiler. Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Birkaç tanesi beni oldukça heyecanlandırdı. Birkaç tanesini hiç beklemiyordum duymayı. Mesela bunlardan ilki Bayonetta 3. Switch'e özel olarak çıkacak Bayonetta 3. Bu en ilginç kararlardan bir tanesi diyebiliriz ama daha önce bunu yaptılar. Bayonetta 2'yi de Wii U'ya özel çıkartmışlardı. Ama sonradan diğer platformlara geldi Bayonetta 2. Sen oynar mısın Bayonetta'yı? Sever misin? Ya daha önce oynamadım ama öyle çıkınca mi? Oynarım. Doğru, Switch var artık. Çıkınca oynarım diyorsun. Switch'e özel oyun olması Switch'e alan bir insan olarak beni memnun etti ama hali hazırda multi platform oynaya başlayan bir serinin tekrar... Ya bu Siri'yi var ya atacağım çöpe yemin ediyorum ya. Yok bir şey. Şarkı açmaya çalışıyor. Bayonetta'dan sevgiler. Allah Allah. Switch dedin ya. Başka bir şey anladı. Switch. Bayonetta 3'ün hani tekrar multiplatform olan bir yapımın tekrar özele gelmesi biraz tabii üzücü bir şey. Yani seveni de vardır diğer platformlarda diye düşünüyorum. Hiçbir şey ama görmedik. Ama şey de olabilir. Belli bir zaman sürecinde özel olabilir tabii. Yani işte Bayonetta 2 de öyleydi ama onu söylemiyorlar. Belli bir zaman sürecinde diye. Sadece Switch'e özel diyorlar. Diğerine de Wii U'ya özel diyorlar. Şu an için Switch'e özel geliştiriliyor gibi bir şey diyordu. Ha şu an için bir zaman vardı evet. Ha, bence yani zaman şimdi vardır. Şimdi falan gibi bir şey diyordu. Full kapatmazlar artık diye tahmin ediyorum o tarafı. Bunun üzerine çok söylenecek bir şey var mı bilmiyorum. Bir tane daha oyun var. Bence en çok heyecanlandıran bu. Ama en az bilgi sahibi olduğumuz da bu. From Software'den yeni oyun geliyor. Evet. Soul serisini yapan arkadaşlar, Bloodborne'u yapan arkadaşlar bir oyun daha yapıyorlar. Ve yani hiçbir şey yok. Sadece bir yazı var. İşte gölgeler iki kere ölemez. Veya iki kere ölür diye. Bir yazı var. Bloodborne 2 olmasıyla ilgili şüphelerim var benim. Şundan dolayı Bloodborne 2 ile ilgili E3 döneminde görseller falan sızdırılmıştı. Fake mi, gerçek mi, değil mi bilmiyorum. Paris Game Week döneminde. O yüzden hani ona yordum ben ama var mı başka bir fikir olan? Ya benim aklıma şey geldi. Hem gölge dediği için bir ninja çağrışımı var. Hem bir ninja kılıcına benzer bir kılıç gördük. Bir Japon yaması vardı. Bu Tenchu serisi vardır. Bu aslında ilk defa From Software'ın da içerisinde olduğu bir ekip tarafından geliştirilmişti. Şu anda yanlış bilmiyorsam hakları da From Software'daydı. Hmm. Hani yeni bir Tenchu oyunu yapmaları da ihtimal olabilir. Evet bunu konuşmuştuk. Bu heyecanlandıran bir şey. Tabii. Çünkü hani bayağıdır yatan bir seri ve sevilen de bir seridir aslında. Tabii çok hani... fazla aslında ninja oyunu da yok. Evet. Yapıyorlar hep aynı anda yapıyor şerefsizler. Evet. Ghost of Tsushima'da. Tabii Tenchu'da bir yerden sonra kötü oyunlar çıkarmıştı. Şu anki halleriyle bence çok daha sağlam bir şey çıkarabilirler. Evet, evet. Ki bütün oyunlarını From Software yapmadı zaten. Ya şöyle bir şey var ama Tenchu biraz daha gizlilik ve ağır aksiyon üzerine odaklı bir oyun aslında. Ben öyle ama yapabilirler öyle bir oyun. Ha ya çevirirler mi yoksa öyle bir oyun yaparlar mı bu devirde onu merak ettim yani ben gizlilik sadece. Gizlilik bölümleri vardı ama yine birebir aksiyon yaptığında mecbur kaldığın yerler oluyordu. Uygun aslında From Software'ın yani olabilir. Tabii seni çok ilgilendirmiyor tarafta. Ben orada bir uyuyayım dedim evet. Yani. In the Valley of Gods. In the Valley of Gods Firewatch. Firewatch'ın yapımcıları tarafından geliştirilen yeni bir oyun. Gene onun havasını yansıtıyor. Tabii grafiksel olarak çok bariz benziyor. Renk tonları yine yani imza gibi belli ediyordu kendini. Belli ediyor. Mısır'da geçiyor. Mısır'da geçiyor. Fotoğraf çekiyoruz. Bir keşif yapmaya çalışan iki kadından birini yönetiyoruz biz. Evet. Güzel gözüküyor görsel olarak ama tabii ben Firewatch'ta çok heyecanlanmamıştım. Genelde biraz böyle yürüme olayları beni baymaya başlayabiliyor bir noktada. Bu da o yüzden öyle. Çok yükselmedim buna da izlerken açıkçası. Var mı aranızda bilmiyorum böyle çok. Ben Firewatch'ı da ben de çok Firewatch'ı yapmadım yani. Evet Firewatch genelde o bizden. O tarz oyunlar biraz uzun. Çok fazla şey almamış. Olum tepki alamamış. Yani kendine çekememiş. O zaman kendine çekecek bir oyun. İşten sıkıldın mı? Tatile bir ihtiyacın var. Vacation Simulator. Enteresan bir oyun Vacation Simulator. Şundan dolayı enteresan bir oyun. Job Simulator yapan abiler yapıyor. Bir VR oyunu. Enteresan olması sebebi arkasındaki fikir. Adamlara soruyorlar hani neden Job Simulator'dan sonra Vacation Simulator? Yani önce iş yaptık. İnsanlar iş yapmayı sevdi diyor. Evet hakikaten iş yapmayı sevmişler VR oynarken. İşten sonra ne gelir? Tatil gelir diye tatil yapma. Çok mantıklı yani acayip mantıklı yaklaşım. Aynısının daha çeşitlendirilmiş hali zaten. Çok üzerine herhalde bunda bir şey yok. Bu ilginç bence. World War Z. Bu bir film Brad Pitt oynuyordu bunda. Evet. Zombiler üzerine tırmanıyordu birbirlerinin. En belirgin sahnesi budur herhalde. Bu geliyor ama... Evet yani herhalde en ihtiyaç duymadığımız oyunlardan biri buydu belki. Evet zombi temasına bir geri dönüş var galiba. Çünkü böyle bir oyun daha var. Birazdan ondan bahsedeceğim. Zombi temasından uzaklaşamıyoruz aslında. Hep bir yerde var yani. Hep bir köşede duruyor. Bir ara çok geldiler. Bir ara durdular. Şimdi tekrar çok geliyorlar ama çok kalabalık geliyorlar. Mesela tek evet. Artık tek zombiler çok şey yapmıyor yani. Hani, sıkıcı tek zombi. Kalabalık olacak. Şey yok. Ne derler ona? Hareket yok. Aksiyon yok. Artık hani birazcık...
son zamanlardaki oyunlar, gerçi genel olarak bir şey böyle bir şey söylemek çok normal doğru olmayabilir ama yani hareketle bildiğin hızlı akan oyunları hani bir şey var, yönelik var. Diğerlerini çok yavaş buluyor insanlar, sıkıcı buluyor, bilmem ne oluyor. Belki ondan ötürü o tarafta da, ki bir de şey de var. Onu da söylemiştim. Left 4 Dead. Evet. Eksikliği yani, var. Evet yani hani onun yerini doldurabilecek belki yani bir oyun olabilir. Bir oyun daha var çünkü ona benzer. Bunun yapımcısı fakat ilginç. Oyunun adı bu arada GTFO. Evet. Açılımı Get the F Out. Yani Get the Fudge Out açılımı olan bir oyun. Yapımcısı da Payday ve Payday 2'nin yapımcısı. İlginç. Benzer mantık şu, 4 kişi gene co-op olarak giriyorsunuz. Bir zombi güruhu var ama zombilerin dışında Left 4 Dead'e çok benzettiğim o hani evet, büyük yaratıklar da var belli ki işin içinde. Bir de böyle alien bari bir uzay üssü gibi bir üste geçmesi de bilim kurgu havasını yansıtıyor. Deli gibi şey takım oyununa odaklandıklarını çok söylediler yani. Ya takım oyun yapmıyorsanız yani oynamayın. Onlar bizzat demediler de o kadar üzerine duruyorlar. O mesajı veriyorlar yani. O mesajı veriyorlardı. Şey dedim ben aslında, bunu gördüğüm zaman yani Overkill Payday'i yapan stüdyo Overkill'in üzerinde çalıştı. Ya gerçi Overkill'in ismi hiç geçmedi bu GTFO'da. Aynı mı bilmiyorum, onu tekrar bakmak lazım belki. Payday'in üzerinde çalıştığı bir Walking Dead oyunu vardı. Yine 4 kişilik co-op vesaire. Acaba o gitti de yerine bu mu geldi? Çünkü o oyunla alakalı bir şey duymadık. Belki diye eklemek lazım. Ya dizi, franchise'lı oyunlarda işler sarpa sarabiliyor bazen. Evet. Dizi hakları değişiyor, bir şey oluyor, yapımcı vazgeçiyor ediyor falan filan. Kolay kolay pasta kimse kalmıyor orada. O iş biraz yaş olabilmiş olma ihtimali yüksek. Bakıyorum şurada, yok buradaki oyunları bitirmişiz. O zaman geçiyorum bir sonraki oyuna. Bu oyun beni çok heyecanlandırdı, hiç beklemiyordum çünkü. Şöyle bir ikili yapıyor abi bu oyunu. Vanishing of Ethan Carter biliyorsunuz, yürüme simülasyonu bir oyun aslında. Hani normalde ağır kanlı giden bir oyun. Ve video da öyle başlıyor. Video çok güzel olmuş zaten. Evet, video kozlarını çok iyi kullanıyor. Çok iyi. En iyilerden biriydi. Grafikler çok güzel. Karakter yürüyor. Bir anda işte Vanishing of Ethan Carter'ın yapımcılarından geliyor diyor. Oo diyorsun. Oo diyorsun ama yürüme simülasyonu olduğu için hani ben mesela yürüme simülasyonu. Yani, güzel gözüküyor. Güzel evet. Gözüküyor. Sonra bir silah çekiyor karakter. Oo diyorsun, silahlı oyun yapmışlardı. Sonra aynı zamanda Painkiller'ın ve Bulletstorm'un yapımcılarından diyor. Lan diyorsun, oha güzel ikili toparlamışlar. Çünkü ben bu Bulletstorm'a Painkiller'in yapımcısı eğer değişmediyse, ben People Can Fly yaptı diye hatırlıyorum bu oyunları. Çok severim firmaları çünkü seri shooter oyunları yaparlar. Yani FPS şimdi biz bir tek Doom'da ve Wolfenstein'de görüyoruz bunları. Bir Bethesda hala bunlara destek veriyor. Onun dışında böyle seri shooter yapan oyun kalmadı çok fazla. Painkiller'in atmosferine çok benzeyen hızlı bir ve böyle hani gotik, biraz daha böyle karamsar bir ortamda geçen bir shooter oyunu gelecek. Adı da Witchfire. Ben açıkçası heyecanlandım. Evet. Kesinlikle. Yani en iddialı yapımlardan biriydi gördüğümüz. Evet. Gerçekten de öyle. Bu arada şey de çok güzeldi. Hani birçok farklı firmadan single player vurgusunu gördük. Hani evet. Single evet. Player'in arkasında olan hala bir sürü firmayı görmek ve bunu sesli olarak dile getirdiklerini görmek çok iyiydi. Hakikaten yani bu izlediğimiz tören boyunca Bethesda tekrar çıktı. Hani evet. Single player oyunlar çok güzel bir reklam yaptı. Onu hatta ya kesinlikle linkini koyalım ve unutmazsak izleyin. Bayağı eğlendik bizler. Bayağı keyifliydi. Evet. Bunu yani Conan O'Brien'in bir videosu vardı. O bence o da en komik videoydu. Onların da linkini paylaşalım, unutmayalım. Bir oyunumuz daha. Bunu da beklemiyordum ben. Tekken yapan Namco Bandai'den gelen bir oyun. Bir dövüş oyunu. Bilinlik bir dövüş oyunu. Soul Calibur 6. Çok bir şey görmedik. Hani ben çok bir dövüş oyunu hastası olarak sadece bunun haberini verebiliyorum. Var mı üzerine konuşan bir insan, konuşmak isteyen bir insan? Yani çok böyle deliler gibi oynadığım bir seri olmadığı için ben de çok aşırı heyecanlanmadım ama olması her zaman bir artı çünkü dövüş oyunları da yavaş yavaş tükenmeye başlıyor aslında. Yani bilinen bir markanın tekrar yeni bir oyuna dönmesi çeşitlilik evet. Adına. Demek ki orada bir pazar hala görüyorlar üzerlerinde. Ki Soul Calibur da güçlü bir marka. Yani adı olan bir dövüş oyunudur açıkçası. Bakıyorum efendim burada başka var mı diye. Herhalde bahsetmediğimiz iki tane oyunumuz kaldı. Bir tanesi Fade to Silence. Fade to Silence THQ Nordic'in yaptığı bir oyun. Early Access'te girecek. Aslında hani videosundan ne anlıyorsanız biz de onu anladık açıkçası. İşin garip tarafı ise Onurhan isimli bir arkadaş röportajı verdi. Bir Türk arkadaş projenin başında büyük ihtimalle. Soy ismini unuttum. Kara Ağaçlı mı? Evet, Kara Ağaçlı. Onurhan Kara Ağaçlı. Hemen Face'ten ekleyeceğim. İnşallah bize Türkiye'yi unutmamıştır. Hani çünkü sanki şivesinde hala bir evet, şey hissettim evet, bir ben. Türk İngilizcesi var biraz. Hani doğma büyüme oralı değil de aksan sonradan var, evet. Türkiye'den gitmiş gibi oraya. Ve oradaki başarı hikayesini duymak isteriz. Gerçi THQ Nordic'te de şey diyemiyorsun hani başarı hikayesine ona kesinlikle katılıyorum da hani gelecek sıkıntıya girebilir gibi duruyor. Fade to Silence da bahsedilmeye değer oyunlardan biriydi efendim fuarda gördüklerimiz arasında. Bir tane daha oyun var ama bunu Orhun öyle bir yazmış ki okuyamıyorum. Abi burada ne yazıyor ya? Nerede? Şu üçüncü sırada.
Smith and bir şey yazıyorsun ama. Smith and Smith'sin Accounting Plus diye bir VR oyunuydu bu. Ha. Çok acayip kafası olan bir şeydi, oyundu bu. Hatta Rick and Morty'de evet. Dan, pardon. Justin Roiland'ı hani seslendirenlerden seslendirenlerden bir tanesi yine o. Bayağı kafayı kıran böyle evet. bir şey yapmışlar. Ben acayip eğlendim izlerken. Evet, zaten ben de şöyle oldu. Videoyu seyrederken dedim ki ulan kendi kendime konuşuyorum tabii videoyu kaçırmamak için. Ulan diyorum bu Morty'nin sesi değil mi dedim. Hani seslendiren kadro. Sonra videoyu seyrederken dedim ki bu kesin Rick and Morty ile alakalı bir insan bu işin içinde var yani. Hani bir yerde duruyor belli. Çünkü kafa o kafayı gidik gerçekten arkadaşlar da. Ve bunu gidik kafayı VR oyunda oynamak herhalde bizim beyin algıları falan bayağı ölümcül tehlikesi olabilir. Zorlayacaklar. Çünkü bayağı hani hareketli ve renkli bir oyundu. Korku oyunu değil ama bu arada hani bayağı böyle bir şeylerin patladığı, çatladığı evet. bir oyuna benziyordu. VR'da merak ediyorum nasıl bir deneyim çıkaracak. Nasıl bir deneyim olacak kendisi. Bu kadar. Baktım en daha eski bir şey var mı diye de baktım yok arkadaşlar. Yeni oyunlarımız bu kadar. Şahsen favorimi söyleyeyim. Ben en çok Bayonet'te 3'e heyecanlandım burada. Witchfire. Witchfire ve From Software'ın oyunu. Bak 3 tane seçsek biz de seçeriz. Onu biz de seçeriz Tunca. Bende 3 tane oyun var burada. Tamam yani. From Software diyorum o zaman. Bana bunlarla geleceksin. Ama artık ne gördün de be falan diyorum. Bir de şimdi aklıma çıkardım. Geldi. Daha önce geçen sene de böyle bir iddia çıkmıştı. From Software eski bir markasını tekrar diriltebilir falan diye bir röportajda mı? Hmm. Vallahi ben o zaman Tenchu inandım ya. Şu anda ya. Tenchu mu demiştin? Yok Tenchu. Tenchu. Tenchu o kadar bilmiyorum. Tenchu da olur be oğlum. Onu biz PlayStation 2 oyunlarını oynuyoruz ya. Aha. Orada inşallah denk gelir sana da bir gösteririz. Varsa kötülerinden mi iyilerinden mi? İyilerinden bu iyilerinden. Tamam. 2 veya 3 olması lazım. Öyle bir şey adıyı hatırlıyorum. Şimdilik bizden bu kadar. From Software tabii gizemli durması sebebiyle adamların teaser'ı bile hiçbir şey ser verip sır vermiyor ya. İnşallah biz bunu çekip yayınladığımızda bam diye açıklamamışlardır yani 3 saat 5 saat sonra. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.